Süper Lig'de Antalyaspor kendisi aslında Eskişehirspor'u konuk ediyor. Şimdi iki takım açısından da çok önemli bir maç çünkü hem Eskişehirspor'un playoff inadı sürüyor ki yani çok bence hani beklenmeyen puan kayıpları da yaşadılar. Özellikle iç sahada yani Karabükspor karşısında alınan mağlubiyet bence önemli bir mağlubiyetti. Bunun dışında Samsun deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet yine önemli bir mağlubiyetti. Çünkü bu puan kayıpları ki Beşiktaş'ın çok kötü bir serisinin ardından Eskişehirspor açısından puan farkını ki şimdi 5 olan puan farkını daha indirmesine sebep olabilirdi. Yani en azından iç sahadaki Karabükspor maçını kazanmak Eskişehirspor açısından işleri düzeltebilirdi. Şimdi son hafta Bursa ile oynadılar ama Bursa son haftaların çıkıştaki takımıydı ve ben açıkçası maçın dengede olduğunu da düşünüyorum. Yani izlediğim bölümlerde de Eskişehirspor hakikaten çok etkili olduğu anlar da oldu. Pozisyonlar da buldu. İç sahada özellikle hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor gibi daha böyle Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı iyi mücadele eden bir Eskişehirspor gördük. Yine bunun yanında tabii önemli oyuncuların performansları da burada çok belirleyici oluyor Eskişehirspor'da. Hücumda mesela Kamara çok etkili ama onun yokluğunda ya da onun formsuzluğunda hücumda özellikle gol anlamında sıkıntılar yaşıyor. Çünkü forvette bence bir eksikliği var Eskişehirspor'un. Şimdi rakip Antalyaspor ise bir anda kendini küme düşme hattında bulan bir takım ve onlar açısından artık işin şakaya gelir yanı yok. Yani puan olarak 35 puandalar. Manisa ile düşme hattı aralarında sadece 3 puanlık bir fark var ve yani açıkçası hani mutlaka iç saha maçlarını kazanmak ve kabus görmemek istiyorlar. Onların bir anda yani çünkü beklenen bir şey değildi. Daha iyi konumda olması bekleniyordu Antalyaspor'un. Açıkçası hani orta sıralara böyle demirlemiş gibi gözüküyordu ama birden özellikle tabii alt sıralardaki takımların da üst üste galibiyetleri ve puanları da bir anda aşağıyı da karıştırdı. Düşmeme hattında açıkçası çok müthiş bir mücadele var. Antalyaspor'da artık onların içinde yer alıyor. Bunun yanında Antalyaspor'da İbrahim Dağış ve Doğakaya'nın bu maçta sarı kart cezaları yüzünden oynamayacağını söyleyelim ki önemli eksikler bence. İki takım açısından bakıldığında hani bu eksiklikler Antalyaspor cephesinde olumsuz yansıyacaktır. Şimdi bu maçta ben kendi adıma maçın ortada olduğunu düşünüyorum. İç sahada topladı 35 puanın 26'sını iç sahada toplamış ve tam anlamıyla bir iç saha takımı Antalyaspor. Eskişehirspor'un ise deplasman karnesi çok parlak değil ama buna rağmen son haftalarda özellikle yani bu playoff heyecanıyla birlikte de Ersun Yanal'ın takımlarının iyi futbol oynadığını görüyorum ben. O yüzden açıkçası benim bu maçla ilgili düşüncem şu. Ben bu maçta karşılıklı gol var seçeneğini daha hani daha yüzde olarak daha olabilir olarak görüyorum. Çünkü öbür tercihler biraz havada kalıyor. Çünkü hakikaten zor bir maç. İki takım açısından da önemli bir maç. Ben o yüzden karşılıklı gol var bahsini oran olarak tercih edeceğim. Benim düşüncem bu şekilde olacak.